yarışması. Stand-up gösterisi toplanıyor. Buna bakalım, dur. Bakalım, istersen sonrasında konuşuruz. Stand-up zor iştir. Bakalım güldürebilecek mi seyircilerimiz? Bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bakacağız. Bakalım, hadi. Hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Abi yapmayın şöyle şeyler ya. Look at the top of his head. Kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken makyaj yaparak araba kullanmaları. Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Ani bir fren, hızlı bir kaza, pamuğu tıkıyor, hop! Neredeyim ben ya? Abi komik değil ya, ama komik olmaması komik. Kendine hoş geldin abla. Dostlar, Neredeyim ben ya? stand-up bu videodan sonra stand-up'ına gülünmeyen adamın stand-up'ını açıp kahkaha atalım mı? Ne dersiniz? Bunu yapalım bence ya. Odaya gel, amık yazmış Berke. Hemen geldim kanka. Ne kadar nazik arkadaşlarım var. İşte böyle arkadaşlar edinin. Kanka, ne yapıyorsun? Abi bir uyumuşum doktordan sonra var ya, öf. Doktor ne dedi? Ölecekmişmişsin. Yok, ölmeyeceğim. Artık gözlükle yaşamaya alışmam lazım. Gözlük mü Evet. takacaksın lan sen ha? O tiple gözlük mü takacaksın kanka? Ponçik mi Evet, olacaksın lan evet. sen? Tatlı bir ponçik mi olacaksın? He? Abi valla ponçik mi bilmiyorum ama bir değişik bir şey oluyorum. Hatta atayım bak sana Discord özelden fotoğrafını. At kanka, biz de Modelim videoya daha devam edelim. doğrusu Sana da değişik. ekran paylaşayım. Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Bu mu güzel bir şey? Bir Allah'ım çok saniye iyi ya, bu şampuan mı stand-up yoksa ya. güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Hazırım ben, alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende, koruyucu, bir şey olmaz ayol. Abi vallahi komik değil ya. Özür Komiksin dilerim. Komik ya. değil ya. Komik değil ya. Her yerde böyle Abi ya. şeyler değil mi? Şey yapacağız kanka. Bu videoyu izledikten sonra stand-up'ına gülünmeyen adamın orijinal stand-up'ını açacağız. Sırf motivasyon olsun. Bu yetenek stand-up'ı bırakmasın diye kahkaha atacağız. Öyle söyleyeyim. Bu derece. Tabi lan, Tamam, güleceğiz tamam oğlum. abi. Ablalar, hissedin. Hazırlıklı da. Neyse uzatmayayım. Toparlayacağım. Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. Toparlayacağım. Utanıyorum, vallahi utanıyorum ya. Toparlayacağım. Montun Yazık cebinde lan ortalamaca adama. buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Sakal tıraşı olduktan sonra Ben yüzümüzdeki öyle bir şey yapmıyorum abi. kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırırız. Vallahi bunu da hayatım boyunca yapmadım. Yani bu, ben erkek Kesinlikle. değilim. Bu abinin söylediğine göre ben erkek değilim. Nezle olduktan sonra tuvalet kağıdının rulosunu metrelerce kullanabiliriz. Abi ben bunu da yapmıyorum. Hayır abi, öyle bir şey yok harbiden. Bak yemin ederim 3 tane şey yazdı ve bunların 3'ü de bende yok. Ya bir sürü huylarımız var. Neyse. Toparlıyorum. Benim yok. Kardan adamı biliyorsunuz değil mi? O kardan adam kendi halinde bir adamdır. Kardan adamı, yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya. Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hasta. Çan tekmeyle dönen var ya kardan adam. Ne oluyor ya kardeşim? Kendi halinde adama sen niye bulaşıyorsun? Aslında yapabilse komik ama yapamıyor. Öyle bir sıkıntı var. Ya abi ya. Toparlayalım. Oğlum salak mısın sen? Telefonumu şarj ediyorum. Ağzına sıçtığımın bilgisayarı. Telefonumun da markasını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bak bir daha çıkarsan sıçarım ağzına.
Kusura bakmayın dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyiyim? Bir moral alkış alabilirim. Moral alkışı arkadaşlar. Moral alkışı. Hatta dur bak abi, senin için özel radyo programı kurdum, al. Al sana moral alkışı abi. Yeter artık. Şimdi bunun orijinalini açalım ya, dur. Stand-up'ına... Abi adam meme oldu ya. Bildiğin meme oldu ya. Stand-up... Bir de bir tane başka bir programda davet etmişler. Herhalde Okan Bayılgöl'ün problemi, programı. Videonun başlığı ne biliyor musun kanka? Ne kanka? Özcan... Özçelik yine güldürmedi. Yine güldürmedi. Dostlar bak, bu videoyu izliyoruz, tamam mı, abimize moral olsun diye randomlar uçuşsun chatte böyle, tamam mı, sanki inanılmaz komik bir şeymiş gibi çıldırıyoruz, tamam mı, bunu yapıyoruz arkadaşlar. Woohoo! Adamın gelişi bile komik. Stand-up zor iştir. Bakalım güldürebilecek mi seyircilerimiz? Bilmiyorum. Beraber göreceğiz. Bakacağız. Bakalım, hadi bakalım. Öncelikle sizi gördüğüme çok sevindim. Teşekkür ederim. Bu güzel insanların da burada bulunmasından dolayı kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Seni hemen sahneye alalım. Göstereyim. Kadınlardan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kadınların en büyük sorunu saatte 180 ile giderken... Daha sonra ne olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hızlı bir kaza. Ben yapamam abi. Ama tıkıyor. Hop. Nerede? Nasılsın? İyi de erken olmadı mı ya? Ablacığım yapacak bir şey yok. İçeri gidecek misin yoksa arkadaşlar mı alsın? Bir saniye ya, çantamda güneş kremi mi olacaktı? İçerisi bayağı sıcak değil mi? Hazırım ben, alın beni içeriye. Ne yapıyorsun abla? İçerisi 1000 derece. Koruyucu var bende, koruyucu, bir şey olmaz ayol. Her yerde böyle şeyler değil mi o ablalar? Siz söyleyin. Hazırlıklılar. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Biz Türk erkeklerin garip garip huyları var. Montun cebinde haftalarca buruşuk selpak mendil taşıyabiliriz. Ha evet evet, bu benim ben. Sakal tıraşı olduktan sonra yüzümüzdeki kesikleri küçük küçük kağıtlar yapıştırıyoruz. Yüzlü olduktan sonra tuvalet kağıdını rulosunu metrelerce kavgan adamı biliyorsunuz değil mi? Ben yoruldum. Kardan adamı, yani bulaşmaya hasta olan insanlar var ya, Türk insanının garip huylarından biridir mesela. Duran adama bulaşmaya hastayız. Uçan tekmeyle döven var ya kardan adam. Niye bulaşıyorsun? Yapma zaten yapma. Bu adam yıllardır seslendirin gidecek, yapma. Bunun yanına bir kardan kadın yap, bir kardan çocuk yap, bir aile sahibi yap bunları. Yazık, günah, niye uğraşıyorsun? O da yetmezmiş gibi. Burnunu alıp 70 santim aşağı takan var ya. Kardan adam böyle. Ya tavşan. Aynen öyle, aynen kanka, öyle öyle. yoruldum oğlum, yoruldum lan. Yoruldum, midesi bulanır yemin ediyorum. Bu ne ya, ben bunu yiyemem abicim ya. Toparlıyorum. Kusura bakmayın, dağıldık. Siz iyi misiniz ya? Yoksa ben mi iyi değilim ya, ben bunu bilemem. Bir moral alkış alabilir miyim? Hemen kral. Gerçekten. Yani bazı espriler bir yerlerden tanıdık gelse de. Adam komik kardeşim, kıskanma Berke. Senin bu adam kadar komiklik yeteneğin var mı? Niye kıskanıyorsun adamı? Allah Allah. Çok özür dilerim. Bu kazaya kurban gittik canlı yayında. Çok kötü bir durum yani. Işte. Komedyenin de yani bulunduğu durum çok kötü bir durum. Yani. Yayın açacak mısın bu arada kanka? Yayın açacağım aynen. Tamam. Sahne senin. Toparlayabilir miyim müsaade ederseniz? Tabii ki.
Bir gün eve geç geldim. Hanım kapıyı açtı. Saat kaç ulan Süpermen dedi. Arkadaşlarla takıldık dedim. Gir bakayım içeri. Aşkım sen bana niye Süpermen diyorsun? Oğlum diyor bu dünyada diyor. Titan üstüne kilot giyen bir Süpermen var. Pantolon üstüne kilot giyen bir sen varsın. Gel abi. Çapkınlık yaptın hayvan herif. Nerede kaldı? Ya uzat. Toparlayacağım. Hanım geç yatalım. Neyse yaptık. Evde bir tıkırtı geldi. Tıkırtıya uyandım. Evde hırsız var. Tırstım tabii bir erkek olarak. Hemen hatuna müdahale ettim. Hatun kalksana ya. Eve hırsız girdi. Ne yapacağız kızım? Ne yapacağız abi? Hatun böyle yaptı. Camı aç gider o. Sanki sen... Camı aç gider. Au! Au! Bir gülmeye kardeşim. Bir moral alkışı alabilir miyiz arkadaşlar? Bir moral alkışı. Hırsız var diyorum ya. Öldürecek adam bizi. Ne yapacağız? Adı neymiş? Sor bakalım. Hırsız adın ne? Murat. Hanım oradan pozitif. Murat buzdolabının orada. Şu adam gibi izliyorum. Allah çarpsın şu adam gibi bakış, izliyorum. Bakış abi. Aynısı şey abi aynısı. Şey bunun gibi izliyorum ya. Bu şunun gibi. Arkadaşlar yeter random atmayın yeterli. Yeteri kadar güldük bence. Bu kadar moral motivasyon da verilmez yani bir insana. Yeteri kadar verdiğimizi düşünüyorum. Murat buzdolabının orada bir iki tur at. Bozuk paralı olacak. Al devam et hayatına dedi. Murat tabi yüzsüz. Veya şu abi. Dayı gördün değil mi? Tam onu diyordum. Dayı gördün değil mi? Bak. Dayı Evso ya. Dayının suratı bu arada daha komik. Yenge altınlar nerede? Yavrum saat 5'te Haydar abin gelecek. Ona söz verdik altınları. Sen daha yenisin. Ayağın alıksın dedi. Bir alkış alabilir miyim? Bir moral, hep de bir moral ya, alkışı. Ya. Abi vallahi üzücü ama kanka. Vallahi üzücü ya kanka. Çok üzücü abi. Kanka üzücü ya. Bir yani alkış. Ben... Evet, bir alkış alabilir. Chat bir alkış alabilir miyiz? Ne bileyim yani. Diğerini de izleyelim ya dur. Bir de başlık çok acımasız değil mi? Özcan Özçelik yine güldürme diye. Bir şey başlık daha komik bence. Başlık ya. Bayağı komik ya. Özcan Özçelik yine güldürmedi. Olarak kaldı. Hanımlar bey. Ne var ne yok? İyiyim kaşınızı abi. Kaşınızı mı boyadınız? Olması gereken bir şeydi yaptık. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun estağfurullah. Biraz önce bölmek istemedim de çok tatlı konuşuyordunuz. Hani o insanların gülmediğiyle ilgili bir problem vardı ya. Evet. Asıl problem neydi biliyor musun? Bazısının ki kredi kartı borcu vardı. Kiminin kirası geliyordu. Güzel. Ötekisinin sevgilisi boynuzlamıştı. Yani yapacak bir şey yoktu. Ben nasıl güldüreyim ki yani? Benim elinden gelen bir şey yok. Bununla ilgili bir kurs da almak bunu. Acayip bir heyecan var. Çok özür dilerim. Burada herkes zengin abi. Şey burada herkes zengin. Burada herkes zengin. Biz burada güleriz. Nasıl böyle çıktı? Erkan Petekkaya daha komik ama. Özcan, aile içindeyiz. Seyirciye dönersen çok daha mutlu oluruz. Ne istiyorsan. Hepinizi istiyorum. Güzel. Benim burada abi, olmamın sebebi ya. Sizleri bir parça güldürüp yüzünüzde tebessüm. Bilmiyorum ben stand-up'ı komik olmasa da ben gayet videolarını izlerken bu abinin keyif alıyorum ya. Bence bu bile bir yetenek. Ben şeye takıldım abi. Tişört aynı. Güldürmeyen tişört. Bence keramet tişört daha. Acaba sıkıntı tişörtte olabilir mi kanka? Olabilir abi. Onu düşündüm. Değil mi? Lacivert ve yakalı. Bırakabilmek. Ama Okan abi maşallah bütün konuları açtı benimle ilgili. Yani anlatacağım konuları. Mesela oturuktan başladı. Ne bileyim dağda bayırda yatırdı kaldırdı. Kozalak dikti, çam dikti bir şeyler oldu. Onlar hepsi beni ilgilendiren şeylerdi. Yani söyleyemedim. Yani osurukla ilgili bir şey anlatayım. Ya tek abdestle 5 vakit namaz kılmaya çalışan bir arkadaşım vardı. Osuruğunu tutarak. Ya ben... Aslında komik de anlatması şey değil ya. Evet ya. Mesela Cem Yılmaz bunu söylese gülerdik bu arada ya.
Verdik abi net. Net. Bunu anlatamayacağım abi senin yüzünden. Ne yaptın? Öldürdün beni yani. Bütün tepsiye koydun malzememi. Ben şimdi oradan alıp nasıl sunayım bu insanlara? Mahvettin beni abicim. Hakikaten neyse. Başından geçen bir şey anlatsana baba. Abi o kadar çok şey geçti ki. Hangi bir tane. Mesela bu programda ne oldu gittiğinde Alişan'la şeye? Canan mı? Canan değil ya o adı. Çağla. Ooo bayağı güzel gönderme. Hani. Çağla Şiker abi ya. Vallahi o manken kız abi. Var ya. Alişan'la Çağla. Evet. Çağla benim için ağla. O değildi yani. Bu iyiydi. Küçükken bu kadına aşıktım. Bu iyi. Wipeout'u Asuman Kurosi için izliyordun değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Evet. Fazla yemin ederim onun için öyle izliyordum. Vay be. Bir de susun yapıyor. Almış. Bir şey söyleyeyim mi? Erkan Petekkaya daha komik. Erkan Petekkaya biraz aşağılıyor gibi ama kanka ya bir tık. Kanka aşağı ama kanka yani şöyle söyleyeyim. Bak ben buraya çıkarım tamam eğer böyle bir niyetim varsa. Bir tık aşağılıyor gibi. Çıkarım. Ya ama yani komik olmadığımın farkında olup bunu ikinciye deneyip ve ısrarla devam ettirirsem insanlar beni aşağılıyorsa da aşağılasın abi. Yani farkında olarak yapıyor adam bence. E tabi o da vardı bir tık aşağılıyor gibi ya. Hani yüzüne mesela Okan Bayülgen'in kaşlarını mı boyadın çıkışı çok saçmaydı. Gerek yok. E yani evet. Ya belli garip olduğu belli de. Söylemezsin de yani. Atıyorum burnun aynen. Çok büyüktür, burnun büyük mü falan demezsin yani bir insana. Yani. Çok güldünüz ulan! Çok güldünüz ulan! Susun lan! Susun! Susun! Gülmeyin bana! Komik miyim ulan ben? Hadi oğlum yardım buyurun abi. Abi çok iyi gidiyorsun. Abi ben başımdan geçen bir olay anlaşıldı. Lütfen sevgili abi. Sen boynu bozarım. Lütfen beni dinle. Kadir hocam. Yalvarıyorum. Aa Kenan bir demesi gün, normal. Bak Kenan. Espri. Tabii evet. Tabii ama o da farkında değil. Yakalayamadı konuyu. O da farkında değil olur mu be? Tabii ki farkında. Çok özür dilerim unuttum ya. Genelde Kadir diyorlar. Kadir eyvallah. Canım annem yazıyor. Kadir Topucu değil değil mi? Aynen. Canım of iyiydi bu. Bu iyiydi. Canım bu, annemle iyiydi. Bitirmedik. Bir de babamı var. Canım annem babam. Bu canım evet. Annem babam. Kanka. Bak bu. Bazen bencil oluyorlar. Annemle bitiriyorlar ama ben babamı da koydum oraya. Hepsini izliyorum. Biz ne izliyoruz lan? Saat gecenin bir buçuğu. Konu nerede? Ben onu yakalayamadım. Benim annem babam dövme, güldürmediği falan. Bak. Hep bunu yapıyorsunuz. Oğlum adam 6 dakika zaten programda kalmış. Şu an hiç konuşmadı. Daha konuşmadı yani. Tamam, her şey kolay. Burada hepimiz dostuz yani. Rahat hepimiz bu topraklarda. Oha! Vay da! Okan Bayülgen'e yürüme keyfi. Burada doğduk büyüdük bu topraklarda öleceğiz. Hiçbir sorun yok. Aynı şeylere gülüp aynı şeylere ağlayacağız. Buyursunlar. Rahat ol yani. Kadir'ciğim bir gün Taksim'deyim. Demeyeyim. Cennetteyim. Sanki Taksim'deyim gibi anlatıyorum değil mi? Cennetin kapısına doğru yavaş yavaş geldim. Süzüldüm böyle. İki tane takım elbiseli var. Erkan abi gibi. Kapıda bekliyorlar. Selamünaleyküm abi. İçeri girebilir miyim dedim. Giremezsin. Erkan abi gir bari araya girme. Aynen onu söyledi giremezsin. Harika. Ne işin var burada dedi. Ne işin var senin burada dedi. Abi dedim bir arkadaşa bakıp hemen çıkacağım cennetten. Hem senin adın ne bakayım dedi Erkan abi bana müdahale etti orada. Haydar ben dedim. Listeye bak. Baba sen cehennemde gözüküyorsun ne işin var cennette dedi. Baktım. Abi damsız almadılar beni oraya dedim. Git oradan bir huri kap gel. Yardımcı oluruz dediler. Erkan abi de üzüldü halime. Ben bir tane istedim. O iki tane verdi koluma. Taktım onları. Oğlum orası cennet. Cehenneme doğru gidiyorum abicim ben yavaş yavaş. Geldim. Cehennemin kapısında da Asuman gibi iki tane abla var. Cehennemin kapısında mı? Aynen. Sağ ol. Teşekkürler. Huriler. Asuman. Harbiden yine güldürmedi be. Abi yani burada mesela ben keserim anladın mı? Çok onu çok çok istiyorum. Çok utanıyorum kanka şu an var ya. Şu an kazağımın... Şu an kes abi yani. Teşekkürler de git yani. Kazağımı böyle gözüme kadar çektim ağzım yüzüm görünmesin diye kanka. Kazağımın, iç... Kazağımın içinden şu anda izliyorum hani
Çok utanıyorum şu anda ya. Hayır, adama üzüldüm de bir yandan da, o bir şey demek ben istemiyorum. Abi? Aa, Asma abla. Abla dedi. Abla, cehennemin kapısındayım ama. Ya abi, abla edebiyatıyla gidiyoruz işte, idare et okay, ablacığım okay. Yani. Devam. Benden yaşlı... Bekle orada dedi. Ses söyleme Asma abla. İblis. iPhone'da öyle çıkıyor abi, sürekli bir enerji var ya. Evet, güzel. Neyse, toparlayayım. Müsaade edersiniz tabi. Tamam. Toparlayayım, kodu geldi bu arada. İçeri giremezsin dedi. Ya bir şey ablacığım ama... biraz önce... Bizim chatte biri şey yazmış. Ya ama cidden yazık ya, kimse gülmüyor. Parantez içinde ben de dahil. E sen de gülmüyorsun. Demek ki sorun bizde değil. Demek ki sorun burada insanlarda da değil. Sorun adamda da olabilir. Damsız gelmedik diye almadın. Kıllık yaptın. Çağlayan çocuğuyuz biz ya dedim. Şimdi iki tane hatunla geldik. Falan filan yapıyorsun. Ayıp olmuyor mu? Kelime yapıyorum. Sen yokken dedi. Dünyada GBT'ne baktık. Tüp bebek gözüküyorsun. İçeri LPG'li araç almıyoruz dedi. O gün araç olduğumu hissettim kendime. Vay güzel. Kur'an çarpsın, nerede güreceğimi bilmiyorum. Gel alkış. Çok stand-up'a gülünmeyen, stand-up'ına gülünmeyen adam artık stand-up'ına gülünecek olan adamdır. Seni tebrik ediyorum sevgilim. İnşallah bir gün çok başarılı bir stand-upçı olursun da biz de bir yayın tekrarını başka bir yayında izler utanırız ya. İnşallah. Daha başka iyi bir dilekte bulunamadım. Şöyle bir